Sayın Perinçek'in bir tezi vardı son aylarda. Türkiye'nin iki tane kriz etkeninden söz etmişti. Bir, Suriye krizi Doğu Akdeniz'e doğru taşınıyor demişti. Asıl kriz etkeni orada birikiyor. Güvenlikle ilgili savaş riski, çatışma riski doğuran bir kriz etkeni var. Orada büyüyor. İkincisi, ekonomik kriz olayına aylardır dikkat çekiyorsunuz ve aylardır diye hatta yılı aşamı üretim ekonomisi, üretim ekonomisi, üretim ekonomisi diye sürekli vurgu yapıyorsunuz. Belli ki son günlerdeki gelişmelerle sizin kriz vurgunuz, kriz riski vurgunuz belli anlamda bir test edildi. Şimdi biz ekonomiden başlayacağız. Çünkü toplumun hem yöneten kesimlerini, hem iş dünyasını, hem de işinde gücünde olan halkımızı derinden kaygılandıran gelişmeler oldu. Özellikle Amerika'nın rahip olayını, Ruans'ın olayını bahane ederek Türkiye'de iki bakana, Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza yaptırım kararı alması üzerine dövizde çok hızlı bir tırmanış oldu. Dolar 4.70'lerden dün gece itibariyle söyleyeyim 5.42'lere kadar çıktı ki bu bir haftalık 10 günlük bir sürede yaklaşık %10'luk bir yükseliştir ki devalüasyon anlamına geliyor. Zaten yılbaşından itibaren alırsak %40, son bir yıl alırsak da %50'lik yaklaşık tabii süratleri var. Bir fırlama oldu, yükselme oldu dövizde, dolarda. Bu bizim enflasyonumuzda %20-25 sayarsak aslında paramız yabancı büyük ülkelerin paraları karşısında asgari %25 devalüe oldu anlamına gelir bu olgu. Şimdi yani değer kaybı diyelim. Tabii, değeri düştü. Evet, evet değer kaybı oldu. Şimdi ben Sayın Perinçek'e sorayım. Büyük krizin bir ayak sesi mi? Büyük ekonomik kriz başladı mı? Krizin içindeyiz zaten. Yani şimdi dolar 5.42'ye çıktı diyorsunuz. Bakın indi sonra. Yani 5.20, bu etkenlerden 28'e. Biri. Göstergelerden biri. Etken demeyelim. Yanlış oluyor. Göstergelerden biri. Ama esas vatandaşla konuştuğumuz zaman pazardan gelen, işten atılan, kepengini indirip kapatmak zorunda kalan, ondan sonra esas ekonomik krizin yükünü çeken, acılarını çeken vatandaşlara baktığımız zaman zaten Türkiye o krizin içinde. Ama şimdi krizin çok ağırlaştığı koşullara geldik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da hatırlayacaksınız, seçim öncesiydi, depremden bahsetti. Ekonomik depremden bahsediyor. Yani bundan daha kuvvetli hangi vurgu var? Ekonomik deprem diyor. Yine geçen beni uyardılar, haklılar. Geçen buluşmamızda Maliye Bakanı diye diz sürçmesiyle ifade etmiştim. Ekonomiden sorumlu bundan evvelki Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 1915 koşullarına girdiğini söylüyordu. Yani belki kamuoyu yönünde söylemedi ama güvendiğimiz insanlara 1915 koşulu 1915'ine savaş öncesi yani savaşın Türkiye'nin savaşın içine girdiği koşullar savaş ekonomisinin uygulan 2015 mi demek istedin? 1915 hayır. 1915 rakamını yazısı okudum hayır. Ben de acaba burada bir yanlışlık mı var diye düşündüm. 2015'te bir şey yok ki. Yani 2015'te böyle korkacak bir şey yok. 1915. Darbe. Darbe girişimi. Yok. Ekonomiyle ilgili olarak söylüyor. Türkiye ekonomisi diyor bugün diyor 1915 koşullarına girdi diyor. Yani savaş ekonomisinin uygulandığı Birinci Dünya Savaşı koşulları. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye savaş ekonomisiyle çıktı. Yani kapitülasyonları kaldırdı. İşte gıda güvenliğini almaya çalıştı. Ülke güvenliği, işte polisti, zabıtaydı, askeriydi. Bunun güvenliğini sağlamaya çalıştı ve devlet harcamalarını asgariye indirdi. Hatta maaşların bile ödenemeyeceği koşullar vardı. Almanlarla bir anlaşma yapıldı ve 3 milyon altınlık bir borç alındı. Ve o şekilde Birinci Cihan Savaşı'nı yaşadık. Şimdi onunla karşılaştırıyor Sayın Mehmet Şimşek bugün yaşadığımız koşulları. Ve doğru. Yani bugün Türkiye ekonomisinin döviz dengelerine baktığımız zaman yani tam bir darboğaz görüyoruz.
Yani Türkiye ekonomisi belli işte 430 milyar dolar borcu var. Her yıl 200 milyar doların üzerinde 220-230 milyar dolar civarında bir acil borç yükü var bir yıl içinde. Ve bunu Türkiye'nin karşılaması mümkün değil. Bunun adı iflas. Yani Türkiye ekonomisi şu anda borçlanma ekonomisi iflas etti. Turgut Özal'la birlikte 1980 yılında 38 yıl önce kurulan sistem battı. Turgut Özal'ın, Tansu Çiller'in ve Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı sistem borçlanma ekonomisi, borcun borçla çevrilmesi bir yerde batacaktı. Bunun sonu yok. İşte o sona geldik ve battı. O bakımdan Tayyip Erdoğan depremden bahsediyor ve yine Sayın Mehmet Şimşek de o bakımdan Türkiye'nin 1915 koşullarını yani savaş, Birinci Dünya Savaşı koşullarını ekonomide yaşadığını söylüyor.